Oho. Bakıyorum güzel bir mırmır yakaladın. Evet, sabah suyu mırmır yapacak herhalde. Evet. Hem güzel boylar yapıyor. Fena değil. Yani. İyi bakalım. Gaz gelsin. Rast gelsin. Hadi kaçırmayalım bu fırsatı. Bir an önce alalım. Sabah suyu ve bir şeyler daha geldi galiba. Oo. Oo, ikişer ikişer. Sabah suyunda ikişer ikişer mırmırlar. Harbiden güzel boylar. Oy Baya oy güzel oy boylar ve iki tane birden. oy. Evet. Herkese kısmet olsun inşallah. Vallahi bunlar sabah sabah ciddi boylar. Hadi bakalım, fırsatı kaçırmayalım. Herkese rast gelsin. Hadi görüşürüz. Bu arkadaşlar mırmır olduğunun farkında mı acaba? Şuna Yani bakın ya. harbiden Gerçekten çok güzel ve inanılmaz zevkli. Kocaeli'deki mırmırlar kadar var yani bunlar. Arkadaşlar şuna bakın ya. Gerçekten Çok yani. güzel bir duygu yalnız söyleyeyim. Buyurun. Alalım. Tamam, hadi görüşürüz. Arzu Hanım, ben çupraya kalacağım diye uğraşırken siz mırmırın içinden geçiyorsunuz. Yalnız gerçekten bildiğiniz şov, mırmır şov. Yani Böyle bir şey yok. Boy gerçekten çok iyi. Hadi bakalım devam. Yani o yani Arzu Hanım, Buyurun. yani ne oluyor? Hayırdır 10 böyle? dakikada 10 tane. Yani şöyle göstereyim Arzu Hanım durumumuz. dakika başı bir mırmır alıp avımızı böyle mükemmel bir hale getirdi. Bize de bu düştü. Bu yavruyu şimdi ait olduğu yere iade ediyoruz ki böyle Ayıp olmasın şöyle şöyle iri boyları da ilerleyen zamanlarda alabilelim. Maşallah. Arzu Hanım'ı çok iyi yetiştirmiş Cüneyt Bey. Cüneyt Bey koca gece bir tane çuprayla sabahı yaptı. Yavruyu da suya iade ediyoruz arkadaşlar. Evet. Al, gene mi aldın abla? Yani kamerayı kapatmadan bir... Aldı. Aldı. Aldı, vallahi aldı. Kaçtı. Tüh. Hadi be. Devamı gelir. Hadi E ben sadece kamera çekeceğim o zaman. Geldi geldi. Dur bunu da alayım sonra kapatırsın. Artık çekmeyelim, ayıp oluyor. Yem ne kullanıyorsunuz Arzu Hanım? Sürünez. Evet. Bu sefer ben yakaladım. Yani sabah suyu gerçekten güzel boy. Yani ciddi ciddi güzel boylar. Devam ediyoruz. Yem sürünez arkadaşlar. Evet. Daha kadar indirmiş. Orçun, bakıyorum güzel bir boy mırmır yakaladınız. Yani tam bir yıl aradan sonra herhalde. Evet. Yani. Bir, hatta 1,5 yıl. Bir Pandemi buçuk yıl aradan sonra. Vuruşu çek abi. Hemen. Sayko'daki. Oho ho ho ho. Hatta ben bunu çok iyi. Çok iyi. Amanın, o taraftan balık aldılar. Şöyle buraya da göstereyim. Oradan da balık yakalandı. Tabii ki Arzu Hanım tek istiyor. Burada da sağlam vuruşlar. Burada sağlam vuruşlar. Aldın mı? Aldım. Evet. Evet, hemen. Hemen burada gösteriyoruz. İşte budur. Çok güzel boy mırmır arkadaşlar. Müthiş, abi, çok güzel. Abi hangi birini çıkartacağız yemimizi? Evet abi, sen bari bana yardım et ya. O yem falan takılar. Yoksa biz bu işin altına kalkamayız. Balık aldığın da yok. Bari bize destek ol. Hatta ben yemleri geri çekiyorum. Senin tanesini 1 liraya alırım. Benim yemim bitti. Ya ben bu arada bu fırsatı kaçırıyordum. Çekim yapmaktan bende de balık var bu arada. Evet, çok güzel bir av oluyor. Sabah suyu oluyor. Müthiş bir sabah suyu. Müthiş keyifli.
Hepimiz ciddi ciddi çok eğleniyoruz. Ay, koşturmaktan bir hal olduk. Şöyle bakın. Hani şu an bunda %90 balık var. Deminden beri kamışı yere kadar yatırıyordu. Evet, görüyorsunuz. Bunda balık var. Var mı? Ha, olur. Balığı çekerken. Ama sende balık her an olur gibi geliyor bana. Değil mi? O yüzden seni bir çekeyim. O şimdilik dursun. Geldi mi? Evet işte. Ama nasıl? Diğerlerine göre bu ufak. Evet, diğerlerine göre. Onlar baya baya büyük ama yani bunlar ciddi ciddi çok inanılmaz büyük. Bunu bırakalım. Yani sen bilirsin. Yani o kadar verdi deniz bize. Biz de bunu geri verelim. Hadi git bakalım. Balıklama atladı. Evet. Mırmırımız balıklama atlamayı biliyormuş. Balıklama atladı. Şimdi mırmır diye koyduğu balıkları biz geri salıyoruz. Ha, bu arada iğnelerimiz 2 numara arkadaşlar. O yüzden bu kadar büyük mırmırlar geliyor. 2 numara iğne kullanıyoruz. Cüneyt Bey mırmırını aldı. Bize kameramanlık yaptığı için onun yakaladıklarını göremiyoruz. Boylar süper. İğnemiz büyük arkadaşlar. İğneler büyük. Küçük iğne kullanmıyoruz. Bu arada size güneşin doğuşunu ve manzaramızı da gösterelim ve benim oltamı göstereyim arkadaşlar. Bir balığım var. Görüşürüz. Evet. Grubumuzun yöneticisi Sedat Doğançay. Bakıyorum. Şeytanda bacak bırakmamışsınız da kan akıtmışsınız. Kurban mı kestiniz? Vallahi. Aha. Oho, oho. Ha. Oho. Oo, 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 oo. Çok iyi. Vallahi çok iyi. Gerçekten çok iyi. Gelene bakıyoruz. Evet, gerçekten güzel boy. Vay be. Oh. Yani çok sağlam bastı ya. Oo, bende de var balık. Bende balık var ama ne yapalım? Ya balık çok ya, yani çok önemsemiyoruz. Yani olur. Yani şöyle bakıyoruz. Sedat Bey. Efendim. Sonunda tuttuk. Yani. Ahmet Bey. Fotoğraflar doğru mu? Gerçi Arzu Hanım kadar olamadık biz ama. Kaç tane tuttu, kaç dakikada abi? Ya 10 dakikada 10 tane. Ya, yani muhtemelen de bir 3 kilo falan olmuştur. Yani 10 dakikada 3 kilo balık yakaladı diyebiliriz. Belki fazlası vardır. 5 yıllık sörfçüyüm, böyle avcı görmedim. Oy. Mırmırımız da maşallah. Bu arada ay bir daha yakaladı. Durmak bilmiyordu. Bende de var. Kapat. Hem çekip acaba. Ya işte aksiyon kamerası olsaydı daha iyiydi tabi. Şu an ben de bakıyorum. Oo, kalamı alıyor. Ama ben bu kamerayla bunu. Oo, güzel, çok güzel. Acaba bunu tutsana bana. Ben de geri giderim. Kaçırdım. Kaçırdım. Kalamı alıyordu, kaçtı. Kaçtı. Neyse. Bilmiyorum, güzel kalamı alıyordu. Belki sana istiyordur abi. Yok, çıkardı mı? Kurşun dışarıda. Acaba dedim hem çekip hem de balığı alabilir miyim? Ben boştaydım. Oh,
Olmuyormuş, öyle olmuyormuş. Haberiniz olsun onun arkadaşlar. Şey alacaksın abi. G-Pro'lar var ya şuraya taktıkları. Yani. Onlardan şart artık senin şart. Gibi YouTuber'a. Şart da inşallah öyle bir bütçeye sahip oluruz kanalımızı bir gün. Kanalımızı 1000 aboneye çıkarttığımız gün gidip İnşallah. İnşallah. Hadi bakalım. Hava devam. Buraya artık bir dur dememiz gerekecek galiba. Ya da sen artık kameraya bir dur de. Ben yoruldum. Yani. Gerçekten ben... yoruldum arkadaşlar. Şuraya bakın. Şöyle de göstereyim. Bir yandan da ben çektim yine hemen üstüne. Evet burada. Oo, az daha kaçmak üzereymiş bu arada arkadaşlar. Oo, hemen alalım. Hemen alalım. Alabilirsek. Aynen ikimiz aynı anda. Evet. Birbirine karıştı. Şöyle de gösterelim. Buradaki durum bu arkadaşlar. Neyse devam hadi bakalım. Devam ediyoruz. Tam alınmaz bu ya. Tam kıyıda çıktı iğneden. Salalım bence. Yani birçok kişi bu boyu gördüğü zaman takla atıyor ama biz bunu vicdan denen. Evet, vicdani boyut dediğimiz şey tam da bu. Bunu istersen sen sal Orçun. Ölçelim bakalım. He. Kaç gerçek? Yasal limiti 15 miydi bu? He? Yasal 15. 15 değil mi? Mırmır yasal limit 15. 17 santim ama. 17 santimmiş. Şöyle daha yakından da çekebiliriz. Abi burnunun ucuna da ya, tamam mı? Olsun balina. 15. Kamerayı 17. Burnunun ucuna da ya. Salalım şöyle. Böyle. Şöyle mi yapıyorlar? Yok, biraz eğeceksin böyle. Yukarıya kaldıracaksın. He. Salalım da öl salacaksa ne? Ölmeden. Yakışmaz bizim gibi avcıya bak. Evet. Oba! Canavar gibi de gitti vallahi. Süper. Dur. Evet. Daha büyükleri için abi, rast gelsin hadi. Boy gibi bastı ama. Yine mi yakaladın sen? Ya sen o kovayı doldurdun herhalde ya. Vallahi doldu, nefes alamıyorlar artık. Yani. Bence de. kova olanı böyle zulüm görmedi. Yani şuraya bakın. Artık yan yana dizildiler. Nefes alamıyorlar çünkü. Yer kalmadı. Oynayanları göstersene. Deli oynak var. Evet. Bu arada da müthiş oynak var suda. Öyle böyle değil. Az önce hemen şöyle son 2 metrede Sedat Doğançay müthiş bir balık kaçırdı. Yani biraz kalama sıkıydı. Muhtemelen ondan kaynaklandı ama onu çekemedim. Çünkü o sırada ben de balık yakalamıştım. Onu çekiyordum. Yani onu dışarıya çekiyordum. Kameraya almıyordum o açıdan. Devam ediyoruz arkadaşlar. Çok hızlı bir şekilde. Bakalım daha neler gelecek. Orçun'un su kayağı yaptırarak çektiği mırmır bildiğiniz suyun üstünden geldi. adam enerjisi midir nedir? Arkadaş tıklacığıyla basılmaz ki adam. Sen mırmırsın, kendine gel. Mırmır kesin kendini Ferrari'ye bindi zannetmiştir. Yardımcı aldınız boyu. O da 18. Bir santim fazlası, evet 18 ama bu fena yara aldı ağzından. Yani yok, bunu artık alabilirsin ya. Şurası dağılmış iyice. Onu yaşar alabilirsin. Da, bu arada bende güzel bir vuruş var. Gerisi gelir mi? Ben de seni çekiyorum diyorum. Ay. Hadi bakalım, rast gelsin. Devam. Devam. Şurada bir düğüm olmuş galiba. Aynen abi, o düğüm saat böyle 5'ten beri var. Sağlam bir balık geldiğinde arkadaşlar haberiniz olsun, böyle bir düğüm olduğunda
sağlam bir balık geldiğinde o düğümden patlatır yani gider. Çok oynağı kaçırmayalım diye. Bakın. Köstek değiştirmeye başlayalım. Bakın. Yani söylemedi demeyin. Böyle bir düğüm olursa kösteğinizde %100 iyi bir balık geldiğinde oradan patlatır. Yoksa kösteğimiz var yani bol miktarda hali hazırda. Ama bu arkadaş üşengeç olduğu için hazır kösteği bile değiştirmiyor. Haydi görüşürüz. Evet. bu arada ben meşhur oldum bu arada. Bu arada bu kadar kişi var burada, görebiliyor musunuz bilmiyorum. Bu kadar kişi var. Yakalayan tek kişiyi gösteriyorum. Hani bu tarafta da var aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Burada yakalayan. Atıyor, yakalıyor. Atıyor, yakalıyor. İşte hop. Yani kovanın durumu da bu. Yani artık kova almadığı için kovadan balıklar taşmaya başladı. Yani durum bu. Hadi görüşürüz bakalım. Devam devam. Biraz daha devam. Of 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 of. Manzaraya bak, manzaraya. Abi nereye çekiyorsun? Manzara diye. O, gel böyle. Gel böyle. Bir tane daha çekiyor. Aha. Arka taraf gele sonra bak. Arka taraf her zaman çekiyor. Onu artık çekmiyoruz. Aha geriye attı. Aha, geldi. 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 Vallahi. Deli gibi de dönüyor ama. Of. Güzel. Güzel boy. Evet. Hem de çok güzel boy. Ben deminden bu yana kamera çekmekten. Deminde balık bırakmadım diye. Cüneyt Bey kamera çekmekten balık avlamaya fırsatı olmadığı için artık görevi ben devraldım. Evet. Şöyle bir boyunu da görelim. Artık biz de yakalayalım alalım yani. Kovamıza da bakalım bir. Kovaya hiç bakmayalım, bakmayalım ya. Hiç bakmayalım, nazar değmesin. Evet hemen. Aslında. Ve şimdilik veda ediyoruz. Bir 5 dakika sonra yine görüşürüz. Evet. Evet. Bir tral daha mı? Mır mır mı? Mır mır. Geri ver lütfen. Tral kadar bir mır mır. Hala devam. Hala devam. Aynı yemle. Dördüncü balık mı? Üçüncü balık mı? Beş. Beşinci balık. Bu altıncıya gidiyor, aynı yer. Yok böyle bir şey. Vallahi yok. Ne haber etkeniz, bir daha balık tutamayacağım. Evet, bir tane daha geldi ve küçük bir beni geri salıyoruz. Aslında bu yakaladığımızın çok daha fazlasını geri saldık. Var mı balık? Orçun, var mı? Balık, balık. Tamam, salıyoruz. Balıklama atladı. Oo, fişek gibi gidiyor arkadaşlar. Haydi. Bu arada kızlar günaydın. Güzellikler. Gece boyunca bizim. Merhaba. Tatlışlar. Hadi bakalım devam ediyoruz. Orçun, bu kamışa sen ne hakaretler ediyordun o kadar bakayım? Arkadaş bütün gece çalışmadan. Ya bu anı bekliyordu o. Bu anı en büyük mırmırı ben yakalayacağım diye. O yüzden evet. Onu bekliyordu. Yani adama şans vereceksin. Emektarım benim ya. Ortalık karıştı. Pazar karıştı arkadaşlar. Çarşı karıştı. Çok güzel balık var. Bakalım bunu bu sefer böyle yakalayabilecek miyim? Çarşı karıştı. Evet. Hemen sevgili Sedat'a verdik. Bendeki gitti. Sedat yanaştan yakalandı. nasibim bu kadar. Orçun, hoş iğneye geldi. Beklerim. Bizde de
bazı elimizdeki balığı kaçırdık. Ağzımızı ayırırken. Cüneyt abi. Var mı? Ha? Yem. Var. Bende ne var? Son 3 tane yemimiz kaldı. Onlar da bitince. Ben çok iktisatlı kullanıyorum. Attığımı geri çekiyorum. bir paket bütün var daha. Hiç balıklara yedirmedi o. Hiç. Evet. Bak Orçun'a vuruyor. Muhammed'e vuruyor. Arada ben yokum. Ortada seni pas geçiyor. Böyle şap diye atlıyor öteki tarafa. Arkadaşlar Yaladerma geldi. Bu tabii çok ciddi anlamda küçük. Bunu hemen geri salacağız. Balıklama gitti. Ava devam. Aynen. Bir tane de burada var. Burada kim? Onu daha çıkartmaya fırsatım olmadı. Daha bunu çıkartmaya fırsatım olmadı arkadaşlar. Gene. Orçun neler yapmış gene öyle? Böyle. Orçun bir karış. Yani valla. Bir mırmır. 25-23 o civarlarda herhalde. Süper süper süper. Devam. Aha. Bu ne? Oo. Bu mırmır. Yani gecenin sayılılarından. Yani bu mırmır gerçekten. Orçun Bey. O da yakaladı herhalde. O da yakaladı. Atıyorum. Atamadım. Atamadım. Biz atalım. Yani adam da koca kafalı bir şey arkadaş. Yani ha gayret. Attık ve kovamızın son durumu böyle. Yani kova küçük gibi görünebilir ama bu kova gerçekten çok büyük arkadaşlar. İçinde de yani bir sürü balık oldu. Hadi bakalım. Herkesin nasibi kısmeti açık olsun, trofeleri bol olsun inşallah. Ama devam ediyoruz. Birazdan sonlandıracağız artık. Evet arkadaşlar bir anda böyle 3 tane geldi. Bunları geri salıyoruz. Üçünü birden. Elde var bir. Hadi bakayım git çabuk git git git. Ay, ay. Arkandakine ay, dikkat et. Arkandakine ay, dikkat ay, et. Ay, ay, ay. Olmaz oğlum. Olmaz. Hadi toplanın. Hadi. Hadi sen de git bakayım. O gitti. Evet. Güle güle dedik. Of, oğlum, hadi bak. Bakalım basın. Başarabilirsiniz. Evet, biraz İkisi fazla, başardı. Biraz fazla zedelenmişti ikisi. İğneyi çıkartırken bir hayli uğraşmıştık. O yüzden onlar... Aha. Al, telefon elindeyken. Hemen devam et, sen git git ellerim baksana. Ya ben koşamıyorum artık. Oo Orçun Bey. Kıskandınız mı çiftler çiftler? Tam bunu atıyordum. Hadi ben, bakalım. Ben böyle herkes jübile yaparım varmış diyorsun hadi, yani. Hadi geliyorum. Al. Hadi rast gelsin. Bu, Orçun. Bunu artık bence. Salalım mı diyorsun? Evet, evet bir biraz. Bir tane yeter. O biraz inceymiş. Yani, evet. Bu biraz büyüsün. Sonra denize sakin, denize sakin yüzümüz olsun. Sakin. Bize niye balık vermiyorsun demek için. Evet, küçüğü biz al, büyüğü al. Aynen öyle. Felsefe bu. Aynen öyle. Hadi bakalım, devamı bu daha büyük gelsin. Evet. Gelmeyebilir. Yemleri bitirdik yemleri galiba. Yemleri bitirdik ya. 100'e yakın yem bitti bugün ya. Pardon, bir şey söylemek istiyorum. Tabii. Bunu da salacak mıyız? O lazım olacak sana. Bunu salıyor muyuz? Ya. Bu şimdi, arkadaşımız hep bu, böyle. Bu arkadaş böyle avcunu böyle yalamak suretiyle. Şöyle söyleyeyim. Şimdi burası balık yakaladı. Orası balık yakaladı. En ilerisi zaten balığın içinden geçti. Balığı... Orası yani balığın içinden. Ama... Hemen... Bu arada Muhammed Bey de hani balığın içinden geçti. He, hiç çaktırmadan. Hiç çaktırmadan. Hiç çaktırmadan bu arkadaş da balığın içinden balık çektin ki.
Hayatımda böyle av yapmamıştım. Ben aşken hiçbir tarafımız özünü görmez. Ya bir saattir adam balık yakalıyor, bir tane kameraya alamadık. O kadar şey ki, gidiyor balığı çekiyor, atıyor bir daha. Yani bildiğin çok balığın içinden geçti. Fer, ama buradaki asıl mevzu şu. Bu kadar balık yakalayan insanın içinde tam da burada bir arkadaşımız var. Bakın ye. Yani yemi bile yemiyor. Şimdi ben söylüyorum sözümü. Kendisinin acilen Okyanus Av Market'e gidip 10 gram, 5 gram kurşunlardan bir 250-300 gram ya da yarım kilo kadar alıp hocanın birine döktürmesi gerekiyor. Ben buna bağlıyorum yani burada 2, ben de 3, onlara bağlıyorum. 5, 7, 9 tane oltanın 7 tanesi patır patır balık alırken senin 2 oltanın hiç balık alamaması. Ama şimdi şöyle de bir durum var ya, çok inanılmaz büyük bir adam yani, inanılmaz büyük bir balık kaçırdı. Yani evet, hata onun var. Değildi, öyle iğne kırıldı. Bak abi, karidese vurmaz derdin. Hayır, karidese vurur da mırmır olmaz. Ne olabilir? Yaladerma. Tral olabilir. Tral. Belki bu da yakında ama uzun köşkü yoldan. Yani tral zaten yakına girer. Basardı hemen, alırdı yani. Ay da gökyüzünde şöyle tam daha henüz batmadı böyle. Zaten akşam geç çıktı. Ayın çıkmasıyla birlikte biz balık yakalamaya başladık zaten. Özellikle senin aldığın çıkla tam o zamana denk geldi. Evet. Sonra karakulak. Karakulak. Karakulak da karakulak çok güzeldi. Karakulak efsaneydi zaten. Vekil abi aldı, pılıyı pırtıyı topladı bunun eve. Allah bereket versin. Bir gitti adam. Bir olsun bizim. Ya, bizim olsun da 2 kilo. Sabaha kadar 2 kilo balık tutamadık. İşte varsa yoksa 1 kilo yayınca var ya. Sen ayrı bir dünyasın. Ben Cüneyt Alkan Surfcasting Akademi'ye bırakıyorum. Arzu Alkan Surfcasting Akademi'ye başlıyorum. Doğru söylüyorsun. Yani. Ayağınıza taş kovalayına. Sen gördün mü kovayı? Git de bir kovaya bak, kova da balık koyacak. Çok yer kaldı. Hadi bakayım. Şimdi yorum alacağız. Ben yanlış üstad seçmişim yani. Orçun! Bundan sonra hocam değilsin. Azat et beni. Beni azat et. Ya yani biz bir de bundan fazlasını saldık. Çok çok fazlasını saldık. Uzaktan eğitim olmuyor. Nasıl uzaktan eğitim olmuyor? Uzaktan güneşle eğitim. Yakından 2 yıldan beri eğitim aldık, ne oldu ki? Sensiz gidiyorum, balık var, senle gidiyorum, balık yok. Böyle de enteresan bir durum. 3 gün orçunsuz gittim. Bir tral, bir çupra, bir sargoz, bir melanur aldım. Şimdi bunlar YouTube'da yayınlanacak. Biliyorum. Orçun'la gittiğimiz seferlerde boş geliyor. İlk defa bugün o da Orçun'dan olmasa gerek. Orçun, senin hakkında atıp tutuyor, YouTube'dan izlersin ne dediklerini. Oho, yani karidesli adam mırmır yakaladı. Ya bir de bana diyor ki, abi karidesle mırmır olur mu? Ben de dedim ki karidesle mırmır olmaz. Yani o sülüne sever, boru kurdunu çok sever falan. Adam. Ay Allah'ım. Yani fena boy bir mırmır değil. Ya, 20 santimi var. Ya Allah'ım. Karidesle. Karidesleri bitirdik. Bir umut karidesi denedik. Ay. Allah maşallah bugün. Vallahi. Cüneyt abimizin merası harbiden çok güzel iş yaptırdı bize sabaha karşı. Çok eğlendik. Çok evet. Güzel oldu bence de. Ama ben size
şöyle bir tüyo vereyim arkadaşlar. Cüneyt Alkan Bey'in Surfcasting Akademisi'nden ziyade sevgili saygıdeğer eşi Arzu Alkan hanımefendinin akademisine canlı olarak dahil olursanız bu işi çok daha kolay çözersiniz. Ya hani işte uzaktan eğitimle olmuyor, uzaktan video izlemekle de olmuyor. Bunu canlı canlı Arzu Hanım'ın tecrübeleriyle bir yemle dört balık alınır mı? Ve beş. Dördü de eşek mırmır. Beş mi oldu? Beş, ben beş. Dörtten sonra bıraktım. Bıraktım şuraya gittim ağladım obaların arkasında. Ben kameraya çekmekten zaten sizi kameraya çekeceğim diye olta atamadım ki zaten. Yapacak bir şey yok. Kameramanlık yaptık biz bol bol. Çok keyifli bir av oldu. Bir insan bu kadar mı nasipli olur dersiniz, gerçekten bu kadar nasipli olurmuş yani. Bence gitmemeniz için yapıyor bunu. Neyse, birazdan eğer av devam ederse çekeriz, yoksa bir veda konuşması yapar, biz toparlanır gideriz. Çok güzel, çok keyifli av geçiyor. Yani şurada 3 tane yemin kaldı herhalde. Sende ne var hayatım? 2 tane. 2. O yemler de bitince biz toparlanır gideriz. İnanılmaz keyif aldık. Çok güzeldi, çok eğlendik. Birazdan da zaten veda konuşması yaparız eğer bu 3 yemle başka balık gelmezse. Gel dur. O ne? Levrek. Benekleri Allah üzerinde. Allah. Bebek. Bebek, bebek. Devrek. Hadi git aşkım. Evet. Verdikçe veriyor. Evet. Ay. Bu akşam devrek almamıştım, onu da aldım. Bu akşam her türlü balık geldi. Yavruları da geldi. Ve biz yavruların tamamını, hatta limitler dahilinde olanları dahi gözümüze küçük geldiği için, vicdani boyutlara göre küçük geldiği için, vicdanımız el vermediği için biz geri saldık. Salın arkadaşlar, bunlar büyüsün, yine biz yakalayacağız, başkası yakalamaz. Yani ya herkes yakalıyor dersek, herkes böyle düşünürse zaten hiçbir zaman salınmaz, hiçbir zaman da büyüğünü yakalayamayız. Ama herkes bu şekilde salma şeklinde düşünürse ve bunu da çevremize yayarsak artık biz de büyüklerini yakalar hale geliriz. Keyifli bir avdı. Devam ediyor. Arzu Hanım, final yaptınız. Finiş yeter. Yemimiz yeter. Bitti. Ve son balığımızı da aldık. Artık toparlanıp gitme zamanı geldi arkadaşlar. Fazlasıyla. Allah bereket versin. Çok eğlendik, çok güldük. Allah ağlatmasın, kimseyi ağlatmasın. Neşe, mutluluk, sağlık, sıhhat, huzur içinde ömür sürelim hep birlikte, barış içinde. Yani güzel avdı, keyfimiz cidden yerinde. Yeni avlarda inşallah görüşmek üzere. Yakalayıp da hemen attığımızda bir 35-40 parça yani. Hepimizin bıraktığı totalde. Ama sağ olsun yan taraftaki keşke amcamlar. Herkes bizim gibi salsa 10 santimlik hatta 17-18 santimlerine 19 santime yaklaşmış olanları bile küçük saldık diye, ince yani. Diye saldık evet. Tabii, hani kilo almış diye. Boyu tamam saldık. Boyu 19 santim ama inceydi hayvan. Gerek yok yani 10 santim mırı mırı al. Kimi doyurur? Yani kimseye zaten doyurma. Kafayı kestikten sonra et kalmayacak evet, üzerinde. Ama yazık ki o kadar insan. Sonra bir başka konu, akşam yanımızda belki 7-8 tane köpek vardı ve yine mama getirmiştik yanımızda. 3 kilo falandı mamada evet, değil mi? Yanımızda. Onu da dağıttık, yediler. Halen daha bizim av yaptığımız yerde yatıyorlar, halen terk edip gitmediler. Bütün gece korudular bizi. Yani hele gelene hav hav gönder, gel. Yanımıza kimseyi yaklaştırmadılar. Kimseyi sokmadılar. Benim haricimle herkesi korudular, lütfen. Ben sana diyorum, sana şeyden, okyanus avdan bir kurşun alacağız. Onu hep beraber bir gün kurşun dökeceğiz. Kurşun dökeceğiz sana. Başka bütün türlü senin yemlerimi yediler yani, ya. Nefesi kuvvetli bir hoca. Herkes burada en kötüsü 10 parça 12 parça balık alırken benim yemler gitti. Senin yemler gitti. Balık da yok. Yani ama o son dakikada gelen o balık müthişti gerçekten. Yani gecenin kralı bile olabilir bu. Neyse bu kadar balığın üstüne
üstüne bile tabii, çıkabilirdi. Hepsinin üzerine çıkardı. Bir 7-8 kilo belki fazlası evet. vardı. Makine kilitlendi resmen. 8000'lik makine kilitlendi. Müthişti. Nasip değilmiş ya, ne diyelim. Ben gene onun balon yapacak olmadığını şey düşünüyorum. Yani o ya böyle kofona gibi, dişli bir lüfer gibi yani sağlam bir balıktı ki. Olabilir. Dışarıya çıkmadan biniyor, peki, bilemiyoruz. Tekrar etmeyi aldı. Düşünüyor musunuz? Ben sizle her zaman. Hiç sorun değil. Ben eve bu balıkta gittikten sonra her türlü izin alırım. Bazı arkadaşların izin derdi var, pardon. Onu unutmuştum. Abi. Senin yok mu? Hayır. Bekar mısın? Yarı bekar diyelim ama sorun olmuyor yani. Tamam. Evlilikken hiçbir ülke evlilik cüzdanını teslim etmiyorlar. Sana ettiler mi? Bana da etmediler. O zaman Cüneyt Bey gibi yapacaksınız. Yanınızda taşıyacaksınız. En güzeli, en doğru hamle. Hayır, bu arada güzeldi. Hepimiz sadece mırmır alırken Arzu Hanım lokum mırmır, tral, yala darma. Ondan sonra levrek yavru levrek da olsa. Evet yani. Evet, bugün bir levrek sizden, bir levrek bizden. Evet, biz bende de Muhammed sağlık. Gönderelim ki doğa bize daha büyüklerini göndersin. Aynen öyle. Küçük balık. Sonra toparlanırken de etrafı komple çöp torbasıyla bütün çöpleri toplayıp antep temizledik. Evet. Buna da dikkat edelim arkadaşlar. Küçükleri salalım, buna dikkat edelim. Ondan sonra küçük iğne kullanmaya gerek yok. Biz 2 numara iğne kullandık. Cidden 2 numara iğne. Mırmır'ın küçüklerini dahi aldı. Geri bırakmak zorunda kaldık. Evet. Yani yakalanıyor, balık yakalanıyor, onda hiç endişeniz olmasın. Küçük iğne kullanıp da yuttu muttu derdi olmasın. Büyük iğne kullanalım. İğnemiz balığı seçsin. Küçüğü alıp da canını yakmış olmayalım. Yakalamakla ilgili soruları Cüneyt Bey'e, yakalayamamakla ilgili soruları ise Sedat Bey'e. Zaten o konuya gireceğim, hani geri salalım diyorsunuz da. Skoru da bana sorabilirsiniz beyler bayanlar. Hadi bakalım, görüşürüz. Bir sonraki avda görüşmek herkese üzere. Herkese izlediği için teşekkür ederiz. Kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmuyorsunuz. Teşekkür ederiz beyler. Abone hedefimiz şu an 1000. Eşi, dostu, herkese davet edip abone yapalım arkadaşlar. Teşekkür ettik. Hepinize iyi günler. Herkese